Türkiye'de kültürümüzün, yani kültür mirasımız içerisinde gelen önemli geleneksel sporların içerisinde gibi görünüyor. Ama aslında doğru bir ifade. Ama gerçek ifadeyi siz kullanacaksınız. Ama önce kendinizden bahsedin, background'unuzdan bahsedin. Hı. Ve Tavla Derneği'nin yapısından biraz bahsederseniz sevinirim. Peki. Gümrük müşavirim. Gerçek profesyonel mesleğim bu. Tavla bir hobim. Küçüklüğümden beri en çok sevdiğim bir oyun. Büyüklerimle zaman zaman karşı karşıya gelip oynadığımız, birbirimizi kızdırdığımız, arkadaşlarımızla vakit geçirdiğimiz bir oyun. Ta ki 2005 senesine kadar yurt dışında tavla oynandığını, yurt dışında çok daha bilimsel yaklaşıldığını öğrenene kadar amatör bir oyuncu olarak kaldık. Kendi aramızda oynayan oyuncu olarak kaldık. Fakat bir arkadaş grubuyla bu yurt dışı turnuvalarına gitmeye başladıktan sonra tavlanın bir düşünce sporu olduğunu, tavla ile ilgili yazılmış özel yazılımlar, analiz programları olduğunu, tavlanın daha ciddi bir oyun olarak algılandığını görünce bunu Türkiye'ye taşımak istedik. Türkiye'de Tavla Federasyonu'nu kurmak üzere ilk derneğimizi İstavdere kurduk. Hemen peşinden başarılar gelmeye başladı. Hem benim hem diğer arkadaşlarım başarıları gelmeye başladı. Bugüne kadar bu şekilde hareket ettik. Evet, tabii spor özellikle müsabık yapmış olduğunuz çok önemli. Türkiye kazandırır Türk tavlası adına. Hı. Background'unuzda güzel başarılarınız var. Onlardan da biraz bahseder misiniz Sayın Erdoğan? Şimdi benim en önemli başarım 2009 yılında Kıbrıs'ta yapılan 1. Kıbrıs Open tavla turnuvasında Masters şampiyon olmak oldu. Bu başarı hem benim başarım hem de Türk tavlasının önünü açan bir başarı oldu. Çünkü Masters oynamaya Türk tavlacılar cesaret edemiyordu. Benim şampiyonluğumla birlikte ilk önce oynama cesareti oluştu ve peşinden şampiyonluklar, başka arkadaşlarımızın şampiyonlukları da geldi. Çiftler kategorisinde Dünya Tavla Şampiyonası, Monte Carlo'da yapılan Dünya Tavla Şampiyonası'nda Sayın İlhan Koç'la birlikte bir elde ettiğimiz Dünya Çiftler Şampiyonluğu başarımız var. Mallorca'da yine Masters kategorisinde bir şampiyonluğum var. Bunun dışında çeşitli final ve şampiyonluklarımız var. Ama benim başarımdan ziyade Türk tavlasının başarısı önemli. Hangi turnuvada bir Türk arkadaşım şampiyon olursa ben kendi şampiyon olmuşum gibi seviniyorum. 2008 yılına kadar, İstavdere'i biz kurana kadar kayda değer tek bir başarı yoktu dünyada Türk tavlası olarak. 2008 yılından sonra her sene 2-3 başarı elde ediyoruz. Çok emin adımlarla gidiyoruz. 2008 yılına kadar bizim master seviyesinde oyuncumuz yoktu. Bu bir ya da iki kişi aşırı cesaretle katılıyorlardı. Onlar biri Hamza Nar'dı, biri Cem Duran'dı. Onların dışında Masters oynamaya cesaret eden oyuncu yoktu. Şimdi 50'leri geçmiş durumdayız. Dünya tavlası bizi tanıdı. Artık karşılarına bir Türk oyuncusu çıktığı zaman çekiniyorlar. Eskiden Türk oyuncusu çıktığı zaman seviniyorlardı. Şimdi çekiniyorlar. İlerlemeye devam ediyoruz. Evet. Genç arkadaşlarımıza, üniversite öğrencilerine, daha çocuk yaştaki arkadaşlarımıza bunu öğretmeye çalışıyoruz. Okullarda ders olarak verilmesi, okullara ders olarak girmesi en büyük amaçlarımızdan biri. İstavdere'in devamında kurulan İzmir Tavla Derneği, Başkent Tavla Derneği, Sakarya Tavla Derneği en az İstavdere kadar başarılı organizasyonlara imza atıyor. Onlar da bu amaç uğruna mücadeleye devam ediyorlar. Evet. Hem kendi başarımız hem Türk tavlasının başarısı uğruna çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet. Dersi izleyenler tabii bu akşam birbirinden güzel görüntüler.